İbrahim. Gitmedin mi ben? Gidiyorum şimdi. Bir şey mi oldu? Bilmen icap eden bir husus var. Şahuban'la konuştum. Ona Hürrem'den, yaptıklarından bahsettim. Zaten malumatın vardır. Öyle de pek umurunda değil. Onunla birlikte hareket etmemiz gerektiğini söyledim fakat kabul etmedi. Bu sizin meseleniz. Beni karıştırmayın diyor. Şahıs burada. Evet. Hali bir tuhaf zaten. Mütemadiyen Hürrem'le birlikte. Ziyadesiyle de yakın davranıyor. Buyurun Paşa Hazretleri. Şah Sultan Hazretlerine kendilerini görmek istediğimi söyleyin. Emredersiniz. Gel. Şahoban Hazretleri geldiler paşam. Gelsin. Sultanım. Hayırdır İbrahim Paşa, beni görmek istemişsin. Nedir mesele? Mesele... Mesele Hürrem Sultan. İşittiğime göre kendisiyle bir hayli yakınmışsınız. Hatice beni şikayet etti demek. Ben sadece bu hususi alakanın sebebini merak ettim. Siz onu günahınız kadar sevmezdiniz. Hisler değişebilir İbrahim. Sevmediğin birini bugün sevebilirsin. Ya da sevdiğin birini sevmeyebilirsin, öyle değil mi? Hem gördüğüm kadarıyla Hürrem hanedanımız için bir tehdit değil artık. Hayır işleriyle meşgul. Evlatlarını iyi yetiştiriyor. Hünkârımıza da bağlı. Onun bu hali sizi aldatmasın. Ona karşı birbirimize destek olmalıyız. Sen ki koskoca vezir-i azamsın. Kudretlisin. Bir hatunun hakkından gelemedin de benden yardım mı istiyorsun? Erkeklerin silahları bellidir sultanım. Ortadadır, görürsün. Fakat hatunlar öyle değil. Onların gizli orduları vardır. Neyle savaştığını asla bilemezsin. Madem öyle... Bana akıl vereceğine hatunlardan uzak dur İbrahim. Sultanım. Maksadım asla size akıl vermek değil sultanım. Zira buna ne sizin ihtiyacınız var ne de benim haddime düşer. Ben sadece... Sadece ne İbrahim? Görünen o ki bana olan sevginiz nefrete dönüşmüş. Nefret de tıpkı sevgi gibi kuvvetli bir histir. Sana karşı ikisi de yok bende. Hiçbir vakit olmadı. (Gülüyor)